Değerli izleyiciler, Birlik Vakfı Ankara şubesindeydi, şubesindeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmail Kahraman ki Birlik Vakfında kurucu başkanı vakfı ziyaret etti. Bununla ilgili şube başkanımız Ankara şube başkanımız Muhittin Balbey'den beyden değerlendirmelerini alacağız. Sayın Başkan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı biraz önce de anons ettiğim gibi Birlik Vakfında kurucu başkanıdır. Ee, uzun yıllardan beridir sizinle teşvik mesaisi oldu. Bugün sizi ziyaret ettiği duygularınızı alalım efendim. Tabii e, e, bizim için e, abilik kavramı her kavramdan daha üstte. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ama bizim İsmail abimiz, Türkiye'nin abisi. E, böyle bir ziyaretten dolayı son derece mutluyuz. Teşriflerinden dolayı da kendisine sizin televizyonunuz aracılığıyla da teşekkürimi iletiyorum. Ee, bizim için çok anlamlı bir gün. Niçin anlamlı? Ee, İsmail abi hem Milli Türk Talerleri Birliği'nin genel başkanlığını yapmış mümtaz bir şahsiyet hem de 12 Eylül 80 sonrasından sonra kurulan bir nevi Milli Türk Talerleri Birliği'nin devamı niteliğindeki Birlik Vakfı'nın kurucular kurulu başkanı, kurucusu, ağabeyi e, fikir babası dolayısıyla da müthiş bir eylem adamı onun için bu ziyaretten dolayı hem Birlik Vakfı Ankara Şubesi olarak hem de burada Birlik Vakfı'nın yöneticileri, genç birliği, gençleri olarak son derece müteşekkiriz. Kendisine huzurlarınızda sizin aranızda teşekkür ediyorum bir daha. olun. Sayın Başkan şu anda oturduğumuz bina otantik ve tarihi bir görünümü olan Ankara'nın meşhur hamam önü. Buna ilaveten de tabii Birlik Vakfı Ankara Şubesi'nin Kızılay'da da bir yeri var. Bu binalarınızla ilgili de yani hızlı bir şekilde genişliyorsunuz. Onunla ilgili daha sonra da tabii ki faaliyetlerinize gireceğiz. Şimdi e, e, Birlik Vakfı'nın hem kurucular kurulu üyesi hem de e, başkanlığını yapmış ikinci değil mi Bekir Bey? İkinci. Birazdan sonra ikinci başkanlığını yapmış Bekir Bey de yanımızda. Affedersiniz başkanım arkadaşlarımız zaten dışarıdan bütün Eski başkanların detaylarını aldılar, yayınlayacağız evet. Ha onları yayınlayın çünkü orada rahmetli olan arkadaşımız da var Allah gani rahmet eylesin. Ee, şimdi e, bu arkadaşlarımızla biz Ankara'ya Trabzon'dan geldiğinde, sene 89'du Bekir Bey'in başkanlığında her hafta toplanırdık. Sakarya Caddesi'ydi değil mi o zaman? Sakarya Caddesi'nde bina bizimdi. Ama e, Sakarya Caddesi malum maliniz, e, çok e, elverişli bir konumda olmayan bir yerdi. Sonra Bekir Bey'in gayretleriyle 2006 mı 7 mi? 2006. 2006 senesinde şu anda konferans salonu olarak kullandığımız Adem Yavuz'daki yeri aldık. Faaliyetimiz orada devam ettik. Sonra Altındağ Belediye Başkanı Veset İlyaki Bey ile görüşmelerimizde de böyle bir tarihi konağı bize tahsis etti. Kendisine de huzurlarınızdır. Ayrıca teşekkür ediyorum. Burayı idare binası olarak kullanıyoruz. Ee, orayı da zannediyorum siz görmüşsünüz. Televizyonda yayınlamışsınız. Güzel bir konferans, butik bir konferans salonu oldu. Bunun e, konferans dizisini yine başlattınız. Başlattı. E, nasıl bir sistem var konferanslarda? Şimdi konferanslarımız <laughs> bizim eskiden e, tek gündeydi. Ama sağ olsun Genç Birliği'nin başkanı Muhammed kardeşim de burada güzel bir şekilde yaptı. Metitipe Hanımlar Komisyonu yani her gün gittikçe büyüyen bir teşkilat. Tabi zaman zaman da biz o, bu teşkilatı yönetmekte de işin doğrusunu söyleyeyim. Zorlanıyoruz yönetmekte. Çünkü çoğaldı sayı. Bizim Birlik Vakfı'nın salı günlerin mutat programları devam ediyor. Bu programların ee, içerisinde tarihi, kültürel, siyasi, sosyoekonomik, sosyokültürel e, ve günü birlikte tarihi şahsiyetlerimizde içerisine alan bir anılma programı yapıyoruz. Bu gününe göre değişiyor. Bugünleri e, biz e, otantik bir şekilde de olabilir, e, gelişen hadiseler karşısında da günlük bir sistemde de ani değişiklikler olabilir. Yani güne e, uyarlama açısından konuşuyorum. Genç Birlik kendi içerisinde programlar yapıyor. Hanımlar Komisyonu kendi içerisinde programlar yapıyor. Metetepe kendi şey. Yani bizim oradaki konferans salonumuz e, 7 günün 5 günü doludur diyebilirim. E, konferanslar yapılıyor. Dolayısıyla kamuoyu yönlendirmesi, kamuoyu oluşturması, hadiselere bakışımız ve bakış açısının toplumda yer bulması için önemli şeyler bunlar. Zaman zaman da büyük salonlarda yapıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan evet. ve Bakanları. Yani tarihi günlerimizde örnek olarak veriyorum bir Çanakkale, bir İstanbul'un fethi. E, buna müvasi olarak diğer şehirlerimizdeki tarihi hadiseleri, tarihi vakaları e, gündeme alan bir hareket var. Bu hareketin içerisinde e, İsmail Bey her zaman bizimle beraberdi meclis başkanımız. Cumhurbaşkanımız zaten bizim hem kurucumuz hem de hadiselerin her programın içerisinde yer almayı gönülden arzu eden bir yapısı var. Dolayısıyla hep bizimle beraber oluyor. E, onun haricinde e, ödüllü e, kompozisyon yarışmaları yapıyoruz bir takım faaliyetler yapıyoruz. Örnek olarak vereyim. Bu sene biz Ankara'da lise arası bir futbol turnuvası inşallah yapacağız. Belki de finalinde bir 20 bin kişilik, 30 bin kişilik statta Sayın Cumhurbaşkanımızla, Meclis Başkanımızla, Başbakanımızla hep beraber olacağız. Gençlerin önemli olan ruh ve beden sağlığını e, korumak amacıyla da Birlik Vakfı güzel hareketler yapıyor. Hem de e, fikir ve beyin e, açısından, e, Zihin açısından zarif bir takım hareketleri, zarif bir takım düşünceleri gençlerimiz beynine yerleştirmek istiyoruz. Bizim asıl amacımız bu. Eyvallah. Ee, Birlik Vakfı Ankara Şubesi olarak e, her yıl düzenlediğiniz e, geleneksel iftar programı da e, artık herkesin gündemine giriyor. Çok büyük bir kalabalık hatırlıyor. Biraz da ondan duygularınızı alayım. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Tabii iftar programı mübarek bir Ramazan ayında olduğu için. Ee, bir bakıma hem işin manevi tarafını götürüyoruz, bir bakıma da şöyle bir görev yapıyoruz. Birbirini belki sene içerisinde göremeyen arkadaşlarımızın, birbirini özleyen kardeşlerimizin belki de iftar programlarında e, en önemli işlevlerinden bir tanesi de birbirini göremeyen insanların iftar vesilesiyle birbirini görmesi, kucaklaşması, eski günlerini hatırlaması, yad etmesi açısından da bu programlar çok önemli. Ama e, bence en önemlisi manevi ruh dünyamızın, ruh iklimimizin gelişme gelişmesi açısından e, iftarların çok büyük önemi var. Tabi bunda sizin de katkınız var. Bizim Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olarak e, İslam ülkelerinin büyük elçileri katılıyor. İşte sizin de e, gayretinizle beraber. Yani bu o, iftar programı bırakın Türkiye içerisinde. Türkiye dışında bütün Müslümanları kapsayan bir yapı arz ediyor. İnşallah bunu devam ettireceğiz hep beraber. Sizin de gayretinizi bekliyoruz. İnşallah. Sayın Başkan, öğrenci ve öğrenci bursları da tabii ki Birlik Vakfı'nın önemli bir faaliyet alanı. Bununla ilgili yorumunuzu istirham edeyim. Yani en büyük dertlerimizden birisi bu. Ya e, muhtaç öğrenci yok bulamıyoruz yahut da muhtaç öğrenci var. Ee, biz e, ulaşamıyoruz. Ee, bu e, ikilemin dışında başka bir şey daha var. Bizim e, mali durumu iyi kardeşlerimizin Tabii hepsi mutlaka birilerine burs veriyor. Ama biraz da bize doğru yönelip birlik vakfının cemiyetçi ve teşkilatçı yapısını kuvvetlendirmek açısıyla açısından e, burs verme önemlidir gençlerimize. Bunda da iş adamlarımızın da bir gayretini bekliyoruz. Ee, yani e, hani eskilerin güzel bir tabiri vardır ya. Meydan bulursun, at bulamazsın, at bulursun, meydan bulamazsın meselesiyle beraber, işte biz meydanı ve atı bir arada bulabilmeye gayret ediyoruz. Ee, 2016'nın ilk günü ve ilk cumasındayız ve birlik Vakfı'ndayız. 2016 ile ilgili değerlendirmeleriniz daim de efendim. Yani böyle güzel bir günde <laughs> dileklerimiz e, kanayan İslam coğrafyasında. Kanın durdurulması, Müslüman kanının akıtılmasının durdurulması esas. Ve çok üzülüyoruz. Ee, yıkılan mabetler, yıkılan sanat eserleri, yıkılan yerler hep İslam coğrafyasının önemli yerleri. Ee, üzülmemek mümkün değil. Bunların bir daha tekrar yapılması, zaten eski haline kavuşması mümkün değil. Ama yıkılan bu coğrafyada birileri kan tüccarlığının üzerinden siyaset yapıyor. Kan tüccarlığından sonra da, Kapitalizmin tüccarlığını yapacaklar. Ona çok üzülüyorum. Çünkü harcanacak olan emek de harcanacak olan para da Müslümanların parasıdır. Akan kan da Müslümanların kanıdır. Ben şuna inanıyorum. Her Müslüman şuur derecesini yükselterek İslam ülkeleri yönet İslam ülkelerini yöneten yönetimlerin de aklını başına alarak bu kanın durdurulması için bütün gayretini göstermesi lazım. Burada en büyük e, AB rolünü üstlenebilecek olan da Türkiye'dir. Türkiye'ye bakmalarını istiyorum. Türkiye'ye yardım etmelerini istiyorum. Yoksa Türkiye İslam ülkeleri, İslam halkları yardım etmedikten sonra e, İslam coğrafyasındaki yaranın kanının durdurulması mümkün değil. Yaranın düzeltilmesi, saltması, iyileştirilmesi mümkün değil. Rabbimden niyaz ediyorum. İnşallah 2016'nın bu mübarek Cuma gününden başlayarak herkesin ruh ve şuur dünyasında, gönül dünyasında vicdanlarını kanatırcasına düşünmelerini istiyorum ve bu derde çare bulmalarını istiyorum inşallah. Sayın Başkan verdiğiniz bütün beyanatlar için teşekkür ediyoruz. Birlik Vakfı'na 2016'da hayırlı hizmetler diliyoruz. Hep beraber inşallah. inşallah. Hep beraber inşallah. Gayret Çok teşekkür iyi. ediyoruz efendim. Evet kıymetli izleyiciler, Birlik Vakfı Ankara Şubesindeydik. Muhittin Bal Bey, biraz önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmail Kahraman Bey burada ağırladı. Uzun bir sohbetten sonra kendisi ayrılmıştı. Biz de bir özel röportaj yaptık. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, kurucu başkanı olduğu Birlik Vakfı Ankara Şubesi'ni ziyaret etti. Altında hamam önünde bulunan Birlik Vakfı Şubesi'nde Kahraman, Kanal 5 mikrofonuna Birlik Vakfı ve 2016 yılından beklentileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sayın Başkan, Birlik Vakfı'ndasınız. Bu vakfın da kurucu genel başkanısınız. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanısınız. Hoş geldiniz diyoruz efendim. Efendim hoş bulduk. Evet dediğiniz gibi Birlik Vakfı'nın kurucular kurulu üyesiyim ve başkanıyım. 40 kurucumuz var sembolik olarak. Milli Türk ve Birliği'nde ve üniversite yıllarında değişik cemiyetlerde, faaliyetlerde bunlar arkadaşlarımızın bir araya gelerek 29 Mayıs 1985'te kurduğu bir vakıf. Ve burası da bizim Ankara Birlik Vakfı Ankara Şubemiz. Cuma günleri kuru fasulye pilav ikramı var. Diğer şubelerimizde de oluyor, İstanbul'da da oluyor. Bu cumayı da arkadaşlarıma beraber olup bir ziyaret edeyim ve ayırdım. Peki 2016 ile ilgili e, temennilerinizi almak isteriz Sayın Başkan. Ye, yeah, miladi bir takvim 2016. Yeni bir yıl, her yeni yıl bir ümit. Ve her yeni yıl daha iyiye gidiş için bir beklentidir. İnanıyorum ki çok daha iyi olacağız. Türkiye giderek misyonuna layık noktaya ulaşıyor, yaklaşıyor. Tabi ideale ulaşamayız çünkü ideal artı sonsuzdadır ama yaklaşılır. Elimizden gelen gayretle inşallah hep beraber milletçe, birlik içinde, kuvvet içinde, beraberlik içinde güzel noktalara Türkiye'mizi taşıyacağız. Bu hususta söyleyeceğim de benim bu. Peki efendim. Meclis çalışmalarında başarılar diliyoruz efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Size dahil yayınlar diliyorum.